Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Dün Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandığı haberini, bilgisini sizlerle paylaşmıştık ve konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün açıklama yaptı. Bakan Soylu, bizim teröre müsamaha göstereceğimizi bekleyenler yanılırlar dedi. Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları, süreç bir cevap verdi. Bir daha bunu tekrarlamayın dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar. Demokrasiyi istismar etmektedirler. Milletin helal oylarına ve milletin temiz oylarına leke sürmektedirler. Bunu başka türlü yorumlamak hem yaşadıklarımıza kör ve sağır olmak demektir, hem de dünyada yaşananlara sağır olmak demektir. Büyük ve iri laflar söyleyenlere şunu söylemek gerekir. Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler elbette ki büyük bir hata işlemektedirler. Sandık ve seçilmişlik demokrasinin en temel ilkesidir. Ama Avrupa'nın hiçbir ülkesinde, dünyanın demokratik gelişmiş hiçbir ülkesinde bugüne kadar gördüğümüz gibi bunu eleştirenler de bal gibi biliyorlar ki son 2 yılda İspanya'da, Belçika'da, başka ülkelerde yaşananlara Avrupa'daki ve Batı'daki ülkelerin terörle ilişkileri olduğu için sessiz kalmaları esas itibariyle burada bu meseleleri Türkiye gündemine taşımak isteyenlere de bir cevap olur diye sanıyorum. Ama her şeyi istedikleri gibi yorumlamaya çalışanlar buna devam edeceklerdir. Son cümlem şudur. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Ve terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek de son derece yanlıştır. Teşekkür ederim. Bir terör operasyonu haberiyle devam ediyoruz. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde başlatılan kıran operasyonu kapsamında Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde incelemelerde bulundu. Hakkari, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarının ortak katılımıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan kıran operasyonu devam ediyor. Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde birlikleri denetleyen Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için Hakkari Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın yanında bulunduklarını söyledi. Bölgede 129 timin katılımıyla operasyonun devam ettiğini aktaran Çetin, geçen 2 günde çok sayıda barınak ve sığınağın bulunarak imha edildiğini, teröristlere ait yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini belirtti. Operasyonun 3. günü sona ermek üzere
Ve 3 günden beri arkadaşlarımız bütün bu 2000-2500 3 gün rakımına yakın bu sap dağlarda. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği için, halkımızın, vatandaşımızın huzuru için canla başla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifler doğrultusunda ülkemizde, yurt içinde son terörist etkisi hale getirilinceye kadar, yine Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve komutasında bölgede teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir ve girilmeye devam edilmektedir. Güvenlik güçlerinin arazi araması sırasında tespit ettiği teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı iki sığınakta 110 anti-tank roket atar mühimmatı, 4 BİX'i makineli tüfek ve bu silahlara ait 4 yedek namluluğu ile 4800 mühimmat, 500 uçak savar mühimmatı, 1400 Kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 700 kanas keskin nişancı tüfek mühimmatı, 110 roket atar zevk fişeği, 8 panço, 4 spor ayakkabı, 4 elbise, sırt çantası, şemsiye, jeneratör, 3 küçük tüp gece görüş gözlüğü ele geçirildi. Çıkarmış olduğumuz silahlar hepsi yeni, ambalajlı, kutular açılmamış. Mühimmat kutuları. Evet, geçtiğimiz günde ekranlarınıza getirmiştik sevgili izleyiciler. Bozova'da meydana gelen boğulma vakası, o feci olayın detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı ve hayatını kaybedenler de toprağa verildi. Bugün onlardan biri 13 yaşındaki küçük kız çocuğuydu. 13 yaşındaki Elif Naz Çoban memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında toprağa verildi. Bozova ilçesine bağlı Arıköy Kırsal Mahallesi'nde Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk serinlemek için suya girmiş. Olayı gören Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli anneleri suya atlayarak çocuklarını kurtarmaya çalışmıştı. Çocuklar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken anneleri ise suyun içinde gözden kaybolmuştu. Olayda Sıdıka Beden ve Nimet Yıldırım'ın cansız bedenleri sudan çıkartılırken 13 yaşındaki Elif Naz Çoban da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Elif Naz Çoban için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Bahattin Nakıboğlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde çobanın yakınları gözyaşı döktü. Çobanın cansız bedeninin bulunduğu tabut morgdan alınırken babaanne Elif Çoban da torununun tabutunu bir süre omuzladı. Talihsiz çocuğun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da rutin hale getirdiği mahalle gezilerini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde günün ilk ışıklarıyla başlayan saha gezileri kapsamında vatandaş ve esnaflarla bir araya geliyor. Talepleri dinliyor, notlar alıyor ve anında çözümler üretiyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş rutin hale getirdiği mahalle gezilerine devam ediyor. Başkan Kuş sabahın erken saatlerinde başlayan mahalle gezilerinde talepleri birinci ağızdan dinleyip talepleri anında çözüm üretiyor. Son olarak beraberindekilerle birlikte Haşimiye Meydanı, Harran Kapı ve Şıh Maksut mahallelerine giden Başkan Kuş, Şıh Maksut ve 12'ler mahalleleri için talep edilen kapalı semt pazarı için mahalle sakinlerine müjde verdi. Mahalle muhtarı Ahmet Çiftçi ile birlikte sokak sokak dolaşan Başkan Kuş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Şıh Maksut mahalle sakinleri tarafından talep edilen taziye ve semt pazarı ile 12'ler mahallesinde eksikliği görülen semt pazarı ve yeşil alan için düğmeye bastıklarını belirten Başkan Kuş, 1-2 ay içinde taleplerin karşılanmış olacağını söyledi. Güne yine Eyyubiye'de başladık, Eyyubiye'de uyandık. Bir an öncesinde ifade ettiğiniz gibi Haşimiye, Harran Kapı, ondan sonra Şeyh Maksut mahallemize geldik. Sağ olsun muhtarımız bizi karşıladı. Bir bir Şeyh Maksut mahallemizin sokak sokak gezdik. Şeyh Maksut mahalle sakinleriyle görüştük. Onlar mahalleyle ilgili sıkıntıları bizlere ifade ettiler. Sıkıntılarını ilettiler. Sağ olsun çok duyarlı bir muhtarımız var.
mahallesine aşık bir muhtarımız var. Kendisinin de ısrarla bir taziye ve sıkıntısı olduğunu ifade etti. Aynen. Çocuklarımızın, yaşlarımızın dinlenebilecekleri bir parkın olmadığını ifade ettiler. Şeyh Maksud mahalle merkezinde. Biz de kendilerine şunu ifade ettik. Dedik ki Eyyubiye halkı her şeyin en güzeline layık. Şeyh Maksud'da yaşayan halkımız her şeyin en güzeline layık. Malumunuz 1 Nisan itibariyle Eyyubiye'yi mahalle mahalle geziyoruz. Sıkıntılarını bir bir dinliyoruz mahalle sakinlerinin. Ve inşallah artık proje aşamasına geldik. Belediye başkanı yardımcılarımız, birim amirlerimiz şu anda proje hazırlıklarını devam ediyorlar. Bir kısım projelerimiz bitti. Mesela gerek Şeyh Maksud, gerek 12'ler, gerek Harankapı mahallemizin ciddi anlamda kapalı semt pazarı sıkıntısı vardı. İnşallah bunu bir iki ay içerisinde hallediyoruz. Ayrıca Şeyh Maksud'da da bir yer belirledik Şeyh Maksud mahallemizde. Orayı da inşallah ivedi bir şekilde park olarak mahallemize kazandıracağız. Şeyh Maksud Mahalle Muhtarı Ahmet Çiftçi ise Başkan Kuş'a teşekkür ederek şöyle konuştu. Başkanımı aradım, teşekkür ederim. Geldim mahalle sorunlarını dinledi, aldı. Bize gereken olan sorunları vatandaşımızla beraber birlikte ilettik. Sözünü aldık. Hem parkın hem taziyevin sözünü de aldık. Gene çok teşekkür ediyorum buradan buraya gelmek. Bundan 3 yıl önceydi sevgili izleyiciler, Antep Bahçekapı'da 2016 yılında bir düğüne saldırı yapılmıştı. O saldırıda, bombalı saldırıda hayatını kaybeden 57 kişi bugün anıldı. Gaziantep'te Nurettin ve Besma Akdoğan çiftinin 20 Ağustos 2016 yılında Beybahçe mahallesindeki kına gecesinde DH tarafından yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı. Saldırının yapıldığı yerde gerçekleştirilen anma programına hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunurken Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında patlamanın yaşandığı noktaya 57 gül bırakıldı. "20 Ağustos 2016 günü burada iki güzel gencimizin mutluluk düğünleri vardı. Siirt'te olan bu ailelerimizin o güzel geceleri ne yazık ki acıya bulandı. Cadiz Ürgüt işit acımadan o geceyi kana buladı. Bu ülkede ne zaman bir barış ve kardeşlik rüzgarı eserse hemen o rüzgarı dağıtmak için Gaziantep katliamı benzer katliamlar yapılır, yaptırılır. Bu katliamı yapanlar ve yaptıranlar akıttıkları kanda muhakkak bir gün boğulacaklardır." 3 yıl önce yapılan saldırıda 40 çocuk 57 kişi hayatını kaybetmiş, 44'ü çocuk 87 kişi de yaralanmıştı. Haliliye Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'ne gerçekleştirilen kamulaştırma sonrası yapımına başlanılan park ve yeşil alan çalışmalarında sona gelindi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatıyla Atatürk Mahallesi'nde başlatılan park ve yeşil alan çalışmalarında sona doğru gelindi. Haliliye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından mahallede 6 adet taşınmazın kamulaştırması sonrası Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından park ve yeşil alan çalışması başlatıldı. Yoğun şekilde alanda çalışma yürüten ekipler, içerisinde çocuk oyun grubu, bank ve kamelya yer alan park kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak. Başkan Can Polat sayesinde mahallelerinde eksik olan park ve yeşil alan sorununun çözüldüğünü belirten Atatürk Mahallesi Muhtarı Mahmut Karadaş, "Ekipler park yapım çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içerisinde parkımıza kavuşacağız," dedi. Haliliye Belediye Başkanımızın katkılarıyla burada bir aile parkımız oluyor. Yani çalışmalar devam ediyor. 10 tane evi mahallemizde kamulaştırdı. Bir ufak bir aile parkımız oluşuyor. İnşallah daha da iyi çalışmalar olacak. Belediye başkanımızdan ve ekiplerinden teşekkür ederim.
Mahalleye kazandırılan parktan dolayı son derece memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri ise Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Mahallemize kazandırılmış olan parktan dolayı belediye başkanımıza teşekkürler ederim. Başarılarının devamını diliyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgide ise alanda zemin ve bordür çalışması tamamlanmak üzere. Bu çalışmaların ardından kısa süre içerisinde çevre düzenlemesi yapılarak park ve yeşil alanı vatandaşımızın hizmetine açacağız dedi. Türk Kamusen Şanlıurfa İl Temsilcisi Hikmet Karakuş, memur ve memur emeklisinin 2020-2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleyecek olan 5. dönem toplu sözleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. ...3 milyon memur, 2 milyon emekli aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızı doğruda ilgilendiren, nüfusumuzun 1/4'ünü 2 yıllık geleceğini şekillendirecek toplu sözleşme görüşmeleri büyük bir hayal kırıklığına doğru gitmektedir. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen resmi enflasyon %20,3 oldu. 4 kişilik ailenin vazgeçemeyeceği zorunlu harcama tutarı 1032 lira artarken memur maaşlarına koca bir yıl için toplam 441 lira zam yapıldı. Resmi açıklamasına göre yalnızca kira son bir yıl içinde gelen zam 100 lira. Ailenin aylık gıda harcamasına gelen zam ortalama 197 lira. Doğalgaza bir yıl içinde gelen zam %18,6. Elektriğe %34,8 zam yapılmış. Hem resmi rakamlar hem de yaptığımız hesaplar memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösteriyor. Değerli basın mensupları, hayat pahalılığının bütün zorluklarını hep birlikte yaşıyorken memura ve emekliye reva görülen zam revize edilmiş haliyle 2020'nin tamamı için %8,2, 2021'in tamamı için %6,1 teklifler böyleyken şu anda yıllık enflasyon yaz ayları olmasına rağmen %16,65 çarşının pazarın durumunu görüyorsunuz. Sadece kira ve gıda son bir yılda 297 lira zamlamışken bize son olarak teklif edilen %4 önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ortalama maaşa 160, en düşük maaşa 120 lira artış demek. Kamu işveren tarafından tez zamanda mali ve diğer taleplerimiz içeren yeni bir teklif paketi sunmasını istiyoruz. Mevsimlik geçici işçilerin yaşam alanlarını iyileştirme çalıştayı düzenlendi. Ordu'da mevsimlik geçici işçilerin yaşam alanlarını iyileştirilmesi çalıştayı düzenlendi. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden bir grup akademisyen, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki çalıştayda ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya geldi. Çalıştayda mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanlarında karşılaştığı sorunlar sosyal, ekonomik ve mimari açıdan ele alındı. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Doktor Öğretim Üyeleri Asiye Akgün Gültekin ile Esin Hasgül'ün sunum yaptığı çalıştayda işçilerin konakladıkları alanlarda gözlemlenen ve onların dile getirdiği sorunlar katılımcılara aktarıldı. Sıkıntılar var, çadırların içine sular giriyor. Özellikle o kırdakini referans almıyor. Çünkü aslında biraz mevsimlik işçilerin yaşam alanlarını gözlemlemek ve işte buradaki kurumsal ilişkiler bağlamında yaşanan problemler neler onları görmek istedik. Bu kapsamda 2 günlük bir çalıştay yaptık. Dün MİTİP alanı gezilerimiz oldu. Geçici ve sürekli MİTİP alanlarını gezdik Ordu'da. Bugün de valilik ve işte il tarım müdürlüklerinden gelen
yetkililerle beraber bir çalıştay yapıp durumu değerlendirmek istedik açıkçası. Biraz interdisipliner bir ortamda hem dayı başları ya da elçilerin, işçilerin, kurumsal olarak bunlara yer sağlayan ya da işte kurumsal olmayan bahçe sahiplerinin yaşamış olduğu problemler ne, biz bunlara ne tür bir yaşam alanı iyileştirmesi yapabiliriz gibi dertler üzerine bir proje üreteceğiz. Henüz başlangıçtayız, bu bir ön çalışma. Ortada bir şey yok ama belki bir model önerisi ya da bir mimari barınma elemanı gibi bir fikrimiz var. Sahada öncelikle METİP alanlarını gezdik. Oradaki işçilerle görüştük. Bazı o bölgede çalışan insanlarla yine METİP'in başında olan insanlarla biri bir görüşme fırsatı olduk. Tabii aileler, çadırlar, fotoğraflama ve gözlemleme fırsatımız oldu. Tabii fiziksel bazı problemleri var, onlardan bahsettiler. Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum Kuruluşları İzleme Platformu ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Yeşilay Platformu üyesi Faruk Akbaş, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Yılın başında kış aylarında sebze meyvede yaşadığımız sıkıntıların tamamı geride kalmış bir vaziyette. Tabii kışın fiyatlar yüksekken, tanzimler kurulurken biz bu işin geçici olduğunu söylemiştik. Bir arz talepten dolayı fiyatların yüksek olduğunu söylemiştik. Olumsuz hava şartlarının bu yüksek fiyatlara sebep olduğunu anlatmıştık. Fakat maalesef büyük sıkıntılar yaşandı. Esnafımız maalesef rencide edildi. Maalesef esnafımız töhmet altına bırakıldı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık sera ürünleri geride kalmış. Açık tarla ürünlerinin hasadı başlamış. Ve fiyatlar olması gerekenin çok altında seyreder vaziyete gelmiştir. Yeşil Urfa projesiyle ilgili malumunuz yaklaşık 20-25 gündür bir kamuoyu oluştu. Bugün Şanlıurfa'da artık bu Yemyeşil Urfa projesi dilden dile dolaşmaya başladı. Bununla ilgili bizler de 7 arkadaş bir araya geldik, bir platform kurduk. Tabii bu kurulan platform yani illa olmazsa olmaz değildir. Belki bizden daha çok hizmet edecek abilerimiz, arkadaşlarımız vardır. Her zaman gönüllü olarak kapılarımız onlara da açıktır. İstediği şekilde gelip bize destek olabilirler. Bununla ilgili dün Sayın Valimizle bir görüşme yaptık. Arkasından Sayın Ticaret Oda Başkanımızla görüşme yaptık. Yine daha sonrasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşme yaptık. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti. İnşallah bu projemiz başarıya ulaşacak. Şanlıurfa'mız şu anda Türkiye ortalamasının çok altında. %1.2'lik bir orman alanına sahip. Biz bu orman alanını daha üst seviyelere ulaştırmak için kamu kurumlarımızla birlikte devlet millet el ele bir proje içerisinde olacağım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'nda açtığı çinicilik ve duvar süsleme sanatı atölyesi ile geleneksel sanatları yaşatmayı sürdürüyor. Kültürel belediyecilik kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'nda açtığı kurslarla gençleri el sanatları ile buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından her yıl ücretsiz olarak devam eden çinicilik ve duvar süsleme atölyesi yoğun ilgi görüyor. Sürdürülen kurslar kapsamında bu sezonda yaklaşık 200 kişilik çinicilik ve duvar süsleme sanat eğitimi alıyor. Gün geçtikçe ilginin artması üzerine ikinci çin atölyesi de açılarak hizmete sunuldu. Kursiyerlerle birlikte hünerlerini sergilediklerini söyleyen çinicilik kursu eğitmeni İrfan Hartavi şunları söyledi. Bu atölyemizde bunların yanı sıra çini, seramik, epoksi sanatı, vitray sanatı ve diğer sanatlarımız mevcut. Altın varak gibi farklı sanatlar da mevcuttur. Buraya gelen kursiyerlerimizle beraber gerek kendi tasarımlarımızla gerek ortak çalışmalarla büyük projelerle bir araya geliyoruz. Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye İş Türk İş Yönetimi'nin emekçilerinin yeniden umudu olmak, Ankara'da Türk İş var dedirtmek için yüzünü sınıfa dönmesini gerektiğini
tabandan gelen isteklere duyarlı bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini belirtmiştir. 2019-2020 kamu toplu iş sözleşme çerçeve anlaşması kapsamındaki yaklaşık 200 bin işçi için ve bağlayıcı olmasa da özel sektör kapsamındaki milyonlarca işçinin toplu iş sözleşmesi açısından bir sınır çekilmiştir. Kısacası 2019-2020 yılı toplu iş sözleşme çerçeve anlaşması sadece bir sözleşme değil, bir tavırdı, işçiden emekçiden yana bir duruş, bir tutum almaydı. Kamu toplu iş sözleşme çerçeve anlaşması 696 KYK kapsamındaki yüz binlerce işçinin bir umudu. Türk iş yönetimi uzasa işi karıştıracağız, en azından kapatalım böyle söylemiyle ve aldığı alamadığı kararlar bu tavır, bu duruşu gösterememiş. Umut olamamıştır. Üzücü olan budur. Ancak kimse günah keçisi aramamalıdır. Bu sözleşmenin vebali sadece tek başına Türk iş yönetimine yüklemek de yanlıştır. Türk işin emekçi halkımız için yeniden umut olabilmesinin yolu, yüzü emekçiye dönük, emekçinin dertleriyle dertlenen ve emek mücadelesine inanan bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Şanlıurfa'da bedensel engelli Osman Basmacı tarihi ahşaptan ürettiği maketlerle gelecek nesillere yansıtmaya çalışıyor ve bu yolla da aile geçimini sağlıyor. Şanlıurfa'da yaşamını sürdüren 51 yaşındaki bedensel engelli Osman Basmacı, kentte kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ev gereçleriyle tarihi yapıların ahşap maketlerini yaparak hem yeni nesle tarihi aktarıyor hem de para kazanıyor. Şanlıurfa'ya has su kuyusu, yazın kırsal bölgelerde dışarıda uyumak için kullanılan taht, su küpleri, beşiğin yanı sıra kentin tarihi mekanlarının maketlerini yapmaya başlayan Basmacı, zamanla kendini geliştirerek Balıklıgöl platosunda yaklaşık 4 metrekarelik bir iş yerinde hobi olarak başladığı ahşap maketlerden para kazanarak yaptığı maketlerle hem tarihi yeni nesillerle buluşturuyor hem de geçimini sağlıyor. Merak olarak başladığı tahta ahşap mesleğini 21 yıldır sürdüren Osman Basmacı, bu işte tek sıkıntımız çırak yetişmemesidir dedi. Yaptığım işlerin çeşitlerin arasında Urfa'mızın kaybolmaya yüz tutmuş ahşap oyuncakları ve ahşap süs eşyaları. Bir tek problemimiz çırak sıkıntısı. Bir tek oğlum var yanımda, o benimle birlikte çalışıyor. O bana yardım ediyor okullar olmadığı zaman. Başka zaman da çırak yok. CNC makineler çıkmış, lazer makineler çıkmış. Adam koyuyor makineye, benim yarım saatte keseceğim mal ürüne 3 dakikada kesip bırakıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen 18-35 yaş arası gençlik futbol turnuvası tüm hızıyla sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları ile birlikte organize ettiği 18-35 yaş arası gençlik futbol turnuvası devam ediyor. Turnuva ile Şanlıurfa'nın eski mahalle kültürünü yaşatmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, saha bizden, takım sizden sloganı ile mahalle takımlarını da turnuvaya dahil etti. ...84 takımın katılım gösterdiği karşılaşmaları izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm sporculara teşekkür ederek turnuvanın birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini söyledi. Başkanım. Takımını kur, saha bizden, top bizden, hakem bizden dedik. Takımlarımızı davet ettik. Aslında 120'nin üzerinde takım gelmişti. Lisanslı oyuncularımızı kabul etmedik bu sene. Fakat yeniden biz bir çalıştay gibi toplantı yapacağız. Orada Urfa'da futbol duayenlerini de çağıracağız. 84 takımımızın kaptanını da çağıracağız. Bu maçların daha iyi, daha güzel, daha verimli olması için Urfa'mız açısından neler yaparız? Belki lisanslı takımlarımızı ayrı grup yaparız. Lisanslı olmayanlarımızı ayrı grup yaparız. Yaş kategorileri yaparız. Yani herkesi bir kere Urfa'da bir futbola, spora çekelim. Çocuklarımız, gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzaklaşsın. Bir de takımlarını kuracaklar. Bu sene galip olanlar, şampiyonluğa doğru yürüyenler, efendim bunu korumak için daha ne yapabiliriz? Ama şampiyon olmamış, takımı elenmiş olanlar da biz daha güçlü olmamız için ne yaparız? Egzersizlerini, sportif hareketlerini
arttıracaklardır bunlar. Velhasıl Urfa'da spor konusunda bir cazibe getiriyoruz. Yine birinci olan takımımıza bir altın veriyoruz. İkinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın veriyoruz. Ama yine biz bu toplantımızda bu ödül işinde görüşeceğiz. Belki de şunu yapmak daha doğru mu olur, onu tartışacağız. Birinci takımımızı işte baştan aşağı bütün formasıyla, ayakkabısıyla donatırsak, ikinciyi farklı bir şekil, üçüncüyü farklı şekil olur mu? Bunlar da oturup o toplantımızda konuşacağız. Ama esas olan Urfa'mızdır. Hedefimiz nedir? Urfa'daki bizim takımlarımız, Urfa Spor'umuz, Belediye Spor'umuz, Karaköprü Spor'umuz kendi yerli oyuncularımızla oynasın. Niye bunu çıkaramıyoruz? En genç nüfusa sahip değil miyiz? En genç nüfusa sahip olan bir şehirde en iyi futbolcular çıkarma şansına sahip değil miyiz? Sahibiz Allah'ın izniyle. Bizim insanımızın fiziği de, gücü de, zekası da, futbolu da kuvvetli. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın. Thank you.